Değerli basın emekçileri, vicdan ve adalet nöbetimizin Van sürecini bugün tamamlayacağız. Saat 5'te eş genel başkanımız Sayın Sehpil Kemal Bey'in katılımıyla bu süreci tamamlayacağız. Van halkımız bizi, heyetimizi İzmir'e uğurlayacak. Tabii Van sürecimizin son gününde özellikle ülkenin birçok sorununa ilişkin değerlendirmelerimiz, açıklamalarımız, partimizin politikaları bugüne kadar vurgulandı. Her gün usanmadan, bıkmadan bu temel sorunlara ilişkin düşüncelerimizi ve politikalarımızı siz değerli basın emekçileri aracılığıyla, halkımızla, Türkiye halklarıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Bizim 20 Temmuz 2017'de Beşiktaş Abbas Ağa Parkı'nda kamuoyuyla paylaştığımız deklarasyonumuzun özünde 3 temel mücadele alanı ve hedefi belirlemiştik. Yeni dönem demokrasi mücadele programımızın özünü bu 3 temel odak belirliyor. Birincisi, demokratik siyasete özgürlük hedefleyen bir mücadele programı. İkincisi, özellikle ülkenin bütün sorunlarının aslında bir şekliyle bağlantılı olduğu ve tüm sorunların toplamı olarak ülkenin demokrasi sorunu olarak tanımladığımız meselenin esasını teşkil eden Kürt halkının özgürlük sorununun demokratik çözümü ve bu sorunun demokratik çözümünün de ana ekseni, ana merkezini oluşturan Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan ve Sayın Öcalan'a dönük gelişen hukuk dışı, insanlık dışı uygulamalar, politik ve ideolojik yaklaşımlara dönük gelişen tecrit, izolasyon sürecini kırmayı hedefleyen bir husus. Üçüncü temel mücadele alanımız ve hedefimiz, toplumun her kesimi için, bütün inanç grupları için, bütün sosyal gruplar için, bütün siyasi düşünceler için ve toplumun her kesimi için adalet vurgusu ve adalet mücadelesini geliştirmek. Bu üç temel eksen üzerine oturan dönemin demokrasi mücadele programının en önemli aslında esasını teşkil eden husus kesinlikle Kürt sorununun demokratik çözümü ve bu demokratik çözüme bağlı gelişecek olan gerçek kalıcı halklar arası ve bütün bölgeye yayılacak olan güçlü bir barış ihtiyacı ve bunun mücadele gerekliliğidir. Sizler de takdir edersiniz ki ülkenin son 100 yıllık gelişim sürecinde aşılmamış, zamana yayıldıkça da kangrenleşmiş esas sorunları vardır. Biz bu sorunların hepsini kuşkusuz demokrasi sorunu, özgürlük, eşitlik, adalet sorunu olarak tanımlayabiliriz. Fakat bu sorunları sadece bu kavramlarla tanımlamak kesinlikle doğru çözümünü geliştirmek açısından da zaman alır ve yanlış sonuçlar da doğurabilir. O açıdan ülkenin temel sorunlarını doğru tanımlamak ve doğru çözümler geliştirmek her politik insanın, her siyasal organizasyonun temel hedefi ve amacı olmalıdır. Bizler de parti olarak kesinlikle ülkenin temel sorununu Kürt sorunu olarak tanımlıyoruz. Kürt soruna bağlı ülkede yaşanan adalet, demokrasi, eşitlik ve özgürlük sorunu, aynı zamanda barış sorunu, bütün toplumu bu anlamda esir almış, bütün toplumsal sorunları bu anlamda çözümsüz bırakmıştır. Şayet biz eğer ana sorunu, ana odağı doğru temelde bir çözüme kavuşturabilirsek, toplumun diğer bütün sorunlarının da kendiliğinden bir çözüm sürecine gireceğini her dönem
ve geçmişteki birçok deneyimimizde biz gördük, yaşadık. Özellikle bu durumu en etkili şekilde, en somut ve çarpıcı şekilde ne zaman gördük toplum olarak? Özellikle 2013 ve 2015 tarihleri arasında Sayın Öcalan'la birlikte Kürt sorunun demokratik çözümünü hedefleyen, kendisiyle birlikte demokratik bir Türkiye, özgür ve eşit bir toplum hedefleyen diyalog ve müzakere süreci bunu bize çok net göstermiştir. 90 yılı aşkın Cumhuriyet tarihinde tabu haline getirilmiş, hiçbir şekilde tartışmak konusu bile yapılmamış birçok toplumsal sorun bu süreçte tek tek masaya yatırılıp kamuoyu açık ve cesurca tartışmaya başlamıştır. Kürt sorunun doğru temelde ele alınması ve çözümüne dönük gelişecek her süreç, her adım illaki kendisiyle birlikte diğer toplumsal sorunların çözümünü de doğuracaktır. Dikkat edin, 2013 ve 2015 yılları arasında başta Kürt sorunu olmak üzere ülkemizdeki tüm inanç sorunları, başta Alevi toplumunun özgürlük ve inanç özgürlüğü ve toplumsal değerlerinin sorunsallaştırması meselesi çok yaygın bir şekilde tartışılmaya başlandı. Ülkedeki tüm azınlıkların var olma ve özgür eşit yaşama koşulları yeniden tartışılmaya başlandı. Ermeni sorunundan tutun Romanların sorununa kadar bu sorunlar bir şekliyle tartışılma sürecine girildi. Her ne kadar dönemin iktidarı bu gerçek çözüm zeminini sözde lakayt çalıştaylarla çözümsüzlüğü üreten bir tarza dönüştürdüyse de en azından Türkiye toplumu ilk kez tarihinde ilk kez bu sorunları tartışma imkanı yakalamıştı. Kadın sorunundan çocukların sorununa, gençlerin sorunundan ekoloji sorununa, yeni bir tarih anlayışıyla ülke, devlet ve toplum tarihini tartışmaktan tutalım, bütün kültürel hatta spor alanıyla alakalı sorunlar, yani özcesi tüm toplumsal sorunlar bu süreç içerisinde Sayın Öcalan'ın büyük emek ve çabayla oluşturmuş olduğu zeminde bir çözüm ve tartışma sürecine girdi. En azından toplumun bu sorunlara dönük bir çözüm arayışı, fikir edinme süreci gerçekleşti. Çünkü bütün üstü örtülen sorunlar kesinlikle iktidarların manipülasyonlarıyla yıllarca toplum yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgilerle manipüle edilmiştir. O açıdan bu süreç bu sorunların çözümünü doğru temelde gerçekleştirmiştir. Ve bu sürecin en temel başarılarından bir tanesi de şudur. Toplum ilk kez kavgasız, gürültüsüz, savaşsız, şiddetsiz kendi sorunlarını çözme eğilimi geliştirmiştir. O dönem yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında toplumun %70-80'i sorunların kesinlikle diyalogla ve demokratik siyaset yöntemiyle çözümü gerektiğini vurgulamıştır. Bu süreç toplumda kesinlikle bir demokratik dönüşüm yaratmıştır. Fakat mevcut iktidar, AKP iktidarı başta olmak üzere devletin ilgili mekanizmalarında maalesef ki demokratik bir dönüşüm yaratmamıştır. Çünkü iktidarlar her süreçte ve sorunda olduğu gibi bu temel sorunda, bu tarihi sorunda da kesinlikle çıkarcı, kendi politik menfaatlerini öngören tutum geliştirmişlerdir. Ve ülkenin demokratik, özgür geleceğini kesinlikle iktidarlarını tahkim etme uğruna feda etmişlerdir. Ve bunu özellikle 5 Nisan 2015 tarihinden bu yana çok çarpıcı bir şekilde hep birlikte yaşadık ve gördük. Dikkat edin değerli arkadaşlar. 15 Şubat 99 tarihinde Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan uluslararası bir komplo marifetiyle Türkiye'ye teslim edildiği dönemden bu yana ülkemizin geçirmiş olduğu süreçleri bir bir sorgulayalım.
bir bir ele alıp değerlendirelim. Hangi sürecin nasıl sonuçlar doğurduğunu, Sayın Öcalan'ın kendi rolünü oynama imkanları bulduğu her dönemde ve zeminde ülkenin daha demokratik, daha özgürlükçü, daha eşit koşullara doğru yol aldığını hep birlikte çok net bir şekilde göreceğiz. Ne zaman ki Sayın Öcalan susturulmaya çalışıldığında, tecrit ve izolasyonla etkisiz kılınmaya çalışıldığında ülkede gerilim süreci başlamıştır. Ülkede şöyle bir objektif durum açığa çıkmıştır. Sayın Öcalan sustuğunda veyahut susturulduğunda silahlar konuşmuştur. Sayın Öcalan'ın konuştuğu her dönemde insanlar konuşmaya başlamıştır. Bilgiler, fikirler, düşünceler, çözümler konuşulmaya başlamıştır. Fakat susturulduğu her dönemde de hep birlikte en bariz şekilde günümüzde gördüğümüz gibi silahlar bu sefer çok daha kapsamlı bir şekilde konuşmaya başladı. Değerli arkadaşlar, özellikle 2013-15 süreci hakikaten ülke tarihimizde unutulmayacak tarihsel bir süreç olarak bugünden itibaren diyebiliriz ki tarihte yerini almıştır. İmralı'da Sayın Öcalan'la ve özellikle partimizin heyeti aracılığıyla yürütülen diyalog ve müzakere süreci sadece Türkiye'deki sorunların çözümünü hedefleyen bir perspektif değildi. Aynı zamanda Orta Doğu'daki sorunların savaşla, katliamla, emperyal güçlerin müdahaleleriyle, kaosun derinleştirmesiyle değil de çözümle, barışla, diyalogla, demokrasiyle çözüm imkanları bulmuştu. Sayın Öcalan birçok görüşme notunda partimizin heyetine çok açık şunu söylemiştir. Eğer ki biz Türkiye'de doğru temelde bir iç barış sağlayabilirsek ve Türk halkıyla ve diğer halklarla bölgede doğru demokratik, bakın hegemonik değil, demokratik bir ittifak oluşturabilirsek biz Orta Doğu'nun sorunlarını kesinlikle demokrasi ekseninde çözüme kavuşturabiliriz vurguları çok fazla vardır. Sayın Öcalan, eğer biz ülkedeki sorunları diyalog yoluyla demokrasi esas alarak çözebilirsek tarihimizin vazgeçilmezi haline gelen askeri vesayet ve darbeler sürecine son verebiliriz. Sayın Öcalan yine birçok seferde şunu söylemiştir. Ülkenin ve mevcut iktidarın önünde iki yol vardır. Tayyip Erdoğan ya Özal'leşecek, Özal'ın yolunda ilerleyip tarihi rolünü oynayacak ya da Tayyip Erdoğan Çillerleşecek, hatta ve hatta Çilleri aşacak bir pozisyona girecek. Onun için benim kaygılarım şudur demişti. Tayyip Erdoğan'ın Çillerleşme sürecini engellemek gerekiyor diye belirtmişti. Bunu temel kaygısı olarak belirtmişti. Fakat gelinen aşamada hep birlikte görüyoruz ki maalesef Tayyip Erdoğan Özal'leşemedi. Tayyip Erdoğan Çillerleşti, hatta Çilleri aşan bir pozisyona düştü. Kendisiyle birlikte ülkeyi ve tüm halklarımızı değil sadece iç barışın bozulduğu, iç savaşın derinleştiği koşullarda bölge düzeyinde kaosları derinleştirecek, çözümsüzlüğü derinleştirecek, bölge düzeyinde savaşlara vesile olabilecek tutumlar ve pratiklere girişti. Niye? Çünkü Sayın Öcalan'ın özellikle önerdiği, geliştirdiği, mücadelesini en kıt imkanlarla verdiği demokratik çözüm yerine hegemonik bir dayatma geliştirildi. Ülkede hegemon olma hevesi, bölgede hegemon olma hevesi hem ülkede hem bölgede maalesef bizi sonu belirsiz bir savaş cenderesinin içerisine sürüklemiş durumda. Bütün bunlardan hareketle bakın Sayın Öcalan yine çok tarihi bir tespitinde 2013 tarihinde ülkede darbe mekaniğinin sürekliliğinden vurgu yapıyor. Ve ülkede paralel devlet yapılmasının hızla kendisini takip ettiğini ilk defa Türkiye'de ifade eden
ve paralel devlet meselesini kavramlaştıran kişidir. Ve buradan hareketle baktığımızda Tayyip Erdoğan 2014'ün sonlarına doğru ilk kez paralel devlet tespitini kullanmaya başladı. Bununla şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında o gün öngörülen, o gün hepimize, iktidara, partimize, halklarımıza yapılan uyarılar gerçek anlamda karşılık bulmuş olsaydı, o öngörüler temelinde doğru, güçlü bir demokrasi mücadelesi geliştirmiş olsaydık, emin olun ki bugün bu sorunları tartışmıyor. Bugün biz halkın iradesi vekiller parklarda 7/24 mücadele etmezdik. Bugün ülkenin daha farklı sorunlarını, daha ileri sorunlarını tartışıyor olacaktık. Bu açıdan biz bütün bu durumların toplamında şunu bir kez daha çok açık ve net belirtmek istiyoruz. Ülkenin bütün sorunları, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, etnik, inançsal, bütün sorunlarının kesinlikle çözümü Kürt sorunun demokratik çözümünden geçer. Kürt sorunun demokratik çözümünü hedeflemeyen hiçbir siyaset ülkeye demokrasi getiremeyecektir. O anlamda partimiz de ülkenin demokrasi sorunu olduğu tespitinden hareketle demokrasi sorununun da çözülmesinin kesinlikle Kürt sorunun demokratik çözümüne bağlı olduğu noktasından hareketle Kürt sorunun demokratik çözümünün esas gücünün ve temel muhatabının Sayın Öcalan olduğu gerçekliğinden hareketle bir kez daha İmralı'da 99-15 Şubat'tan bu yana geliştirmeye çalışılan, uygulanmaya çalışılan özel rejimi, İmralı rejimini bir kez daha reddettiğimizi ve İmralı'da 18 yıla yakındır şekillendirilen rejimin bugün adım adım ülkenin tüm hapishanelerine yayıldığını, hapishaneleri aşarak bütün topluma uygulandığını hep birlikte görüyoruz. Bu açıdan ülkemizi, halklarımızı, özgür geleceğimizi kesinlikle bu cendereden ve bu antidemokratik gidişattan, hegemonik oluşum sürecinden kurtarmanın ve buradan çıkışın temel odağının, muhatabının Sayın Öcalan olduğunu biz bir kez daha belirterek İmralı'da onun şahsında geliştirmeye çalışılan tecrit, izolasyon, baskı koşullarını bir kez daha net bir şekilde reddettiğimizi, özellikle Sayın Öcalan'ın ilk kez 93'te söylediği bir muhatap arıyorum sözünün bugün 93'ten çok daha yakıcı bir şekilde gerçekliğini koruduğunu vurgulamak istiyoruz. Ve çıkacak gerçek bir muhatapla ülkenin bütün sorunlarının demokrasi temelinde çözümünün mümkün olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz. İşte bunlardan hareketle de parti olarak yeni dönem mücadele programımızın, demokrasi mücadelesi programımızın esas mücadele hedeflerinden ve alanlarından birisi de İmralı özel rejimini kırmak, İmralı tecritine son vermek, Sayın Öcalan'ın konuşabileceği koşulları yaratmak, bunun içinde güvenlik koşulu, bunun içinde özgür hareket etmek koşulu, bunun içinde sağlık koşullarının bir an önce yaratılması, oluşturulması açısından parti olarak ve halk olarak, halklar olarak mücadeleyi daha fazla geliştirmemiz gerektiğini bir kez daha sizler aracılığıyla belirtmek istiyorum. Özellikle 7 yıldır, son 7 yıldır anayasaya ve bütün hukuk normlarına aykırı bir şekilde avukatlarıyla görüştürülmeyen 5 Nisan 2015'ten bu yana hiçbir heyetle görüştürülmeyen son 3 yıldır ailesiyle hiçbir şekilde görüştürülmeyen mektup, telefon veya herhangi bir iletişim aracıyla kendisinin durumundan ve koşullarından haberdar olmadığımızı ve bütün bu durumun bırakın anti hukuk pozisyonunu en pespaye hukuk kurallarına göre dahi bir
karşılığının olmadığını vurgulamak istiyoruz. Ve şunu da sizin aracılığınızda paylaşmak istiyoruz. Bu nedenle de aslında en temel mücadele alanlarımızdan bir tanesi olarak önümüze görev olarak koyduk. Dünya siyaset tarihinde bu denli uzun süre kendisinden haber alınamayan biricik örnektir. Bu da şunu gösteriyor. Aslında İmralı'da geliştirilen ve tüm topluma yaydırılmak istenen sistemin, ki biz bunu faşizmin tahkim edilmesi olarak tanımlıyoruz, dünyada biriciktir. Bunu kimileri Hitler'le, Almanya'yla, farklı faşizm örnekleriyle eşleştirmeye çalışıyor. Fakat daha bu faşizm için bir başlangıç, tahkim olduğunda kesinlikle o örnekleri de aşabilecek sonuçlar doğuracağını bugünden öngörerek mücadeleyi geliştirmemiz gerekiyor. Bu açıdan da bu mücadelenin merkezine kesinlikle Sayın Öcalan'ın özgür hareket etme, sağlık koşulları ve güvenlik koşullarının yaratılmasını temel mücadele alanı ve gerekçesi haline getirsek, bu koşulları yaratıp gerçekleştirebilirsek, inanınız ki siyaset, demokratik siyaset özgür olacak, temel çözüm aracı olacak, ülke, halk, toplum özgür olacak, zengin olacak, güçlü olacak ve demokrasi temelinde birlikte yaşamın koşulları her zamankinden çok daha güçlü var olacaktır. Bu vesileyle de nöbet sürecindeki günlük rutin basın toplantılarımızı bu noktada, bu önemli ve ana meseleyle tamamlarken, siz değerli basın emekçilerine de bu 7 gün boyunca bizler açısından vermiş olduğunuz emek ve katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun.